Nasıl? Şimdi bu yıl kabul edeceğiz bunu. Ondan sonra ilaçlarını falan ayarlayacağız, kateterlerini koyacağız yerine. Ondan sonra göndereceğiz. Ama bundan sonra dikkat edersek. Ama en büyük şey, en büyük buradan geldi destek sana yani. Tamam. Hastam, tamam. Doktorum ve yani hiç düşünmediğim, yani hayatımıza nasıl girdi bilmediğim ve yıllar önce bekardım annem babam. Annem vardı ama babam vefat etmişti. Tanışmıştık, tam Türkçe bilmiyordu, ben Almanca hiç bilmiyordum. Ama çok güzel bir muhabbetimiz olmuştu ve bugünlere geleceğimizi... Ben hemen Almanya'ya gitmeyeceğim herhalde, ben ailemin yanına gideceğim. Burada kalacaksın birlikte. Evet, biraz. Ben de acele etme, yani eğer burada kalacak yerim olursa sonra gidersin. Evet, zaten bir hafta sonra konuşalım. Ama senin daha bir problemin olmayacak yani. Her zaman önemli bir şey bundan sonra beslenmene biraz dikkat et. Spor aktif, ağır spor hemen yapamazsın. Ama yürüyebilirsin. Yani yürüyüş en güzel sporların en güzel o. Emine Bozdemir 3 yıldır organ bağışı sırasında bekliyordu. Karaciğer yetmezliği vardı kendisinde. Beklediği organ ise kuzeninin eşi olan Anşana Demma'dan geldi. Şimdi Emine Hanım 48 yaşında. Müre bize geldiği zaman son dönem karaciğer yetmezliği söz konusuydu. Yani bu sirozun son evresi. Tabii birçok nedeni var biliyorsunuz siroz neden olan ama Emine Hanım'da neden NASH dediğimiz aşırı kiloya bağlı karaciğer yağlanması ve karaciğer yağlanması sonucu karaciğer yetmezliği. Tabii kilo artık son dönemlerde özellikle de bu obeziteye bağlı NASH hastalığı çok yaygın görülmeye başladı. Hem ülkemizde hem batılı ülkelerde çok fazla ve giderek karaciğer nakli yaptığımız hastalar arasında sayısı da arttı. Tabii kadavra özellikle pandemi döneminde az olması, Türkiye'de zaten daha az olan organ bağışı, kadavra organ bağışı nedeniyle hastamız bu şekilde yaşayamazdı. Tabii Almanya'da yaşayan, uzaktan da akrabası olan ama orijinalde Arman olan bir vatandaşımız, arkadaşımız diyelim, organını bağışlamak istediğini söyledi ve akrabalık da var aralarında tabii. Biz de kabul ettik. Tetkiklerini yaptık, uygun çıktı. Emine Hanım'a yapacağımız karaciğer nakli biraz komplike bir durumdu. Çünkü kiloluydu, 110 kilo civarındaydı. Canlı vericili karaciğer nakillerinde bizim için teknik sorun olabiliyor. Özellikle kilolu hastalarda. Uygun karaciğeri bulmakta zorlanabiliyoruz, özellikle canlı vericilerde. Ama vericimizin alacağımız miktar yeterliydi. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrası bir dönemde bir sorun yaşamadık. Şimdi herkese çok mutlular. Yani bizdeki yönetmelikler, kanunlar oldukça iyi ve sıkı. Organ nakli her zaman suistimali açık bir konu olmuştur. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. Ama Türkiye'deki kanunlar özellikle dördüncü dereceden sonra akraba yahut da akraba olmayan kişiler arasındaki nakil etik kurulluğun kararıyla ancak olabiliyor. Yani buradaki etik kurul üyelerinin daha detaylı araştırmasıyla herhangi bir suistimale yol vermeden bir organ nakli, organ bağışını yapmak. Canlıda özellikle, canlı vericili nakillerde tabii bu geçerli. Burada da tabii akrabalık da var ama dördüncü derecenin ötesinde bir akrabalık var. Yabancı bir ülke vatandaşı. Bunlar da olabiliyor ama etik kurul tabii akrabalık artı değerlendirme sonucu etik kurul olumlu bir rapor veriyor. 3 yıldır savaş veriyorum resmen. 3 yıldır kadavra bekliyorum, çıkmıyor. Yani herkese yalvarıyorum ve akrabalarım da herkes uyumsuz. Bir amcamın oğlu vardı, o da 57 yaşında olduğu için yeterli gelmedi. Zaten rahatsızlık geçirdi daha sonra. Olmadı. Kızım var 17 yaşında, küçük olduğu için o da olmadı. Eşimin, oğlumun uyumadı, onlar yaşı var, uyumadı. Artık böyle... Dedim bittim yani, bittim ben. Ama Anca'na sağ olsun, o, ben bu şeye başladım 3 yıldır. Ben sana vereceğim, hiç merak etme. Benim karaciğerim, yani kan grubum aynı. Bakarız, ederiz. Geldi yazın işte tatile. Bütün tahlillerimizi yaptırdık burada tekrar. Uyumlu geldim ve ben ilk doktordan haber aldığımda hastanede yatıyordum olduğum bölgede.
başladım ağlamaya, konuşamadım mutluluktan. Sabırsızlıkla bekledim bugünü ve hayata yeniden geldim sanki. Ve 3 hastane gezdim, en son buraya geldim. Yani hayatımıza giren gerçekten harika bir insan, harika. Benim hayatımı bana bağışlayan bir insan ve benim çocuklarımı çok mutlu eden bir insan. Bu çok kolay bir karar değil tabii ki. Eşimi, çocuklarımdan konuştum ama aslında içimden biliyordum yani o kan grubu uyuşuyor, yani uyuyor. Dedim bunu yapabilirim yani, bu Allah'tan verdi bir şey, bir mucize çünkü. Eşimden evlenmeseydim Emine hiç tanımasaydım yani, başka bir ülkede otururum sonuçta. Biz 25 sene tanıyoruz onu Emine'den, bir de ona hak etmemiş yani, öyle bir hastalık her başına gelebilir. Ablamın başına gelebilir, eşimin başına gelebilir. Sonuçta bir insan. Ben Emine çok seviyorum ve dediğim gibi ona hak etmemiş yani, herkes yapabilir. Herkes başvurabilir. Ben herkese rica ediyorum zaten, organları bağış verin. Yani çok zor bir şey değil, canlıyken de zor bir şey değil, haram değil, kültürde yasak, hiçbir şey değil. Benim ismim Ancana Demir. Ancana Hanım, bütün süreci anlatma şansınız var mıdır acaba? Tabii. Ben eşimde 1994'ten evliyim, yani 28 senede tanıyoruz. Alan kişi de o zamandan beri tanıyorum. Yani her sene geliyoruz, tatilimizi yapıyoruz ayrı yakınla. Yani o hastalanmış, o da birkaç sene tuttu, anlatmış. Yani şu durumda, karaciğerim çok iflas etmek durumda. Sordum onu yani nakli nasıl, yani nasıl yardımcı olabiliriz yani. Nasıl karar veriliyor, o prosedürde hiç bilmiyorum için. Dedi ilk önce kan grubunu falan bakıyorlar. Ondan sonra baktım yani benim kan grubum uyuyor. Kendimi sorguladım, acaba yapabilir miyim? Çok zor bir karar çünkü. Dedim neyse, koronadan sonra büyük ihtimal geliyorum. Memorial'dan bir randevu alayım. Bakalım uyuyor mu yani, böyle daha başka testleri var falan. Bu sene işte nasip oldu, geldik, izinde gittim, randevu aldım. Her şey uyuyor yani, boyu, yağlaması yok, sağlığım yani.